Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de felsefenin gelişimi bir dersinin bundan önceki programlarında felsefeci düşünürler hakkında konuşmuştuk. Beşinci programımızda ise felsefeci olmayan düşünürlerden Adnan adı var, Fuat Köprülü ve Alaaddin Şenel'in eserlerine ve düşüncelerine değineceğiz. Arkadaşlar, Felsefe sadece bu alanda eğitim alanlarının uğraştığı bir bilim dalı değildir. Ülkemizde ve dünyada felsefeci olmayıp çalışmalarıyla felsefi düşünceyi zenginleştiren ve güçlendiren birçok düşünür olmuştur. Ülkemizde felsefeci olmamasına rağmen felsefi yayınlar yapan ya da eserlerinde felsefi tutum sergileyen isimlere örnek vermek gerekirse Zeki Veli Togan, Fahri Fındıkoğlu, Sadri Maksudi Arsal, Yavuz Abadan, Ali Fuat Başgil ve Ömer Lütfi Barkan bunlardan bazılarıdır. Adnan adı var. 1882 yılında Gelibolu'da doğmuştur. Önce Dersaadet İdadesi'nden mezun olmuş, sonra da Mektebi Tıbbiye'ye başlamıştır. Batıcı anlayışı benimseyerek Genç Türkler Hareketi'nde yer almıştır. Tıp eğitimini Berlin'de tamamlayarak bir dönem burada asistanlık yapmıştır. Liseyi bitirdikten sonra gönüllü olarak yaptığı gazetecilik ve aldığı eğitimler sayesinde felsefi ve bilimsel gelişimi sağlamıştır. Bugünkü Kızılay'ın temeli olan Hilal Ahmer cemiyetinin kuruluşunda ro rol almış ve yöneticiliğini yapmıştır. Milli mücadeleye katılmış, TBMM'de Sağlık Bakanı olarak görev yapmış ve sonrasında Terakki Perver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasına katkı sağlamıştır. Çeşitli nedenlerle 1926-1939 yılları arasında yurt dışında yaşayan adı var, döndüğünde iki önemli eser olan Osmanlı Türklerinde ilim ve tarih boyunca ilim ve dini yayımlamıştır. Yazarın diğer eser eserleri ise Hakikat Peşinde, Bilgi Cumhuriyeti ve Dur Düşündür. Osmanlı Türklerinde ilim başlıklı çalışmada Türklerin doğa bilimleri konularını nasıl algıladıklarını ve modern bilim konularında neler yaptıklarını ortaya koymaya çalışmıştır. Tarih boyunca ilim ve din başlıklı çalışma ise merkezine felsefe, din ve bilimin alındığı genel düşünce tarihini irdeleyen, irdeleyen bir eserdir. Adnan adı var, bilimin 20. yüzyıldaki önemini çok iyi kavramış ve sorunlarını büyük kısmının bilim üzerinden çözüleceği ilkesinden hareket etmiştir. Ayrıca 19. yüzyılda doğru, doğruğa ulaşan bilim, din tartışmaları ve bu tartışmaların Türkiye'ye yansımalarının da etkisiyle bilim tarihi çalışmalarına girilmiştir. Türklerin bilim konusundaki geçmişiyle din, bilim ilişkileri onun önüne çıkan düşünceleri olmuştur. Bilimle din arasındaki ilişkiyi araştırırken bu ilişkinin tarihini ortaya koyması ve söz konusu ilişkiyi felsefe üzerinden sergilemesi felsefe çalışmalarına önemli bir katkı sağlamıştır. Adı var hem bilim din ilişkisini batı düşüncesi çerçevesinde nasıl seyrettiğini sergilemiş hem de bir düşünce tarihi ortaya koymuştur. Ayrıca Türklerde bilimin durumunu araştırması da kendi başına bir değerdir. Bu programda inceleyeceğimiz ikinci isim ise Fuat Köprülü. Fuat Köprülü İstanbul'da doğmuş ve Mercan İdadisi'ni bitirmiştir. Öğretmenlerini beğenmediği mektebi hukuku bırakıp bir dönem öğretmenlik yapmıştır. 23 yaşında müderris yani profesör olarak Darülfünun'da Türk Edebiyatı Tarihi kürsüsünde çalışmaya başlamıştır. Sonrasında Kars Milletvekilliği ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde hocalık yapmıştır. Son olarak Demokrat Parti hükümetinde Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Fuat Köprülü, Türkiye'nin en iyi tarihçilerinden biridir. Türk tarihinin bütününü kapsayan çalışmalarında edebiyat medeniyet, İslam, siyaset, hukuk, şiir, şairler, inanç, devletin kuruluş şartları, iktisadi yapı gibi çok çeşitli alanlarda düşünceler geliştirmiştir. Tarihçiliğindeki başarısı onun 20 yaşında yazdığı tarih felsefesi içerikli yazıyla yakından ilgilidir. Tarih felsefesiyle ilgili okumaları ve Türk Edebiyatı'nda usul adlı çalışması felsefeyle ilişkisini çok iyi yansıtmaktadır. Felsefe ile tarih arasındaki ilişkinin iyi bir örneği olmakla birlikte tarih felsefesi okuma ve bunu düşüncelerine yansıtma anlayışı sonraki tarihçiler arasında devam etmemiştir. Köprülünün önemli eserleri, Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvuflar, Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, Osmanlı'nın etnik kökeni, Türk Edebiyatı Tarihi, Divan Edebiyatı Antolojisi, Saz Şairleri olarak sayılabilir. Şimdi bu programımızda üzerine duracağımız son isim olan Alaaddin Şenel'e değinelim. 1941 yılında Kütahya'da doğmuş olan düşünür, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini bitirmiş, aynı üniversitede hocalık yapmıştır. En önemli eserleri, ilkel topluluktan uygar topluma, siyasal düşünceler tarihi, ırk ve ırkçılık düşüncesi, kemirgenlerden sömürgenlere insanlık tarihi olarak sıralanabilir. Alaaddin Şenel, tarihçiliğin siyaset kolunu temsil etmektedir. Siyaset bilimi çalışmalarının temeline siyaset felsefesini koyması, siyasi tarihi yorumlayış tarzını önemli ölçüde etkilemiştir. Bir yandan siyasi düşünceler tarihi yazması, buna paralel olarak 1300 sayfalık bir insanlık tarihi yayımlaması, onun düşüncelerinin siyasal temelde insanlık tarihi şeklinde biçimlendiğini göstermektedir. Evet sevgili arkadaşlar, Türkiye'de felsefenin gelişimi bir dersinin 5. programında felsefeye katkı sağlamış ancak aslen felsefeci olmayan düşünürleri anlattık. Adnan adı var. Fuat Köprülü ve Alaaddin Şenelin Türkiye'de felsefenin gelişmesine yayınlarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak nasıl büyük katkılar sağladıklarına değindik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.